أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما والحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الأول الله جل جلاله الآخر الله جل جلاله الظاهر الله جل جلاله جل جلاله وجل شانه صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Rabbim Teala Hazretleri cümlemize medet ve inayet lütfü hidayet nasip eyle. İbadet ve taatlerimizi dergah-ı izzetinden nüksansız olarak kabul eyle. Kurtluklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Bizleri bu dünyaya mümin ve Müslüman olarak gönderdi. Emanetini de mümin ve Müslüman olarak teslim edebilmeyi cümlemize nasip eyle. Cümlemizin yaşantısını mümin ve Müslüman olarak yaşayabilmeyi nasip eyle. İçinde bulunmuş olduğumuz bu sıkıntılı günlerde Rabbim tez zamanda sıhhatli bir şekilde en güzel günlere kavuşmayı cümlemize nasip eyle inşallah. Muhterem kardeşlerim, içerisinde bulunmuş olduğumuz koronavirüsü nedeniyle malum camilerdeki ibadetlerimizde kısıtlamalar olması hasebiyle bizler de sohbetlerimizde bugünden itibaren YouTube kanalıyla inşallah bir sohbetlerimizi hafta içi her gün devam ettireceğiz. Bu vesileyle bizler Yakutiye Müftülüğü vaizleri olarak İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin kitabından her gün bir konu işlemek üzere inşallah her gün, hafta içi, her gün biz bu şekilde bir konu icra edeceğiz inşallah. Bugünkü dersimizin konusu ihlas ve samimiyet üzerinedir. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala ayeti kerimede buyurmuş olduğu üzere Bismillahirrahmanirrahim وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Onlara sadece şu emredilmişti. Batıl dinleri bırakarak yalnız Allah'a yönelip ona itaat etsinler, namazlarını kılsınlar, zekatı versinler. İşte doğru din budur. Mealindeki ayeti kerimeyle Allah-u Teala biz kullarına bu şekilde emrediyor. Aziz cemaat, muhterem müminler, Yahudilere ve Hristiyanlara tıpkı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşantısında olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam gibi olmaları aynen İbrahim Aleyhisselam'ı hayatlarında örnek alarak tatbik etmeleri Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları ve Allah'a kayıtsız şartsız bir şekilde boyun eğmeleri istenmişti. Cenab-ı Hak Yahudilerden ve Hristiyanlardan bu şekilde Allah'a ibadet etmelerini, namaz kılmalarını, zekat vermelerini istemiş ve gerçek dinin de bu olduğunu beyan etmiştir. Zaten Allah tarafından gönderilen bütün kitaplardaki yazılan ilahi emir de budur işte. Namazlarımızı kılmak, zekatımızı vermek ve Allah'a ibadet görevimizi, kulluk görevimizi yerine getirmek, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. İlahi dinlerde değişmeyen üç temel esas vardır muhterem kardeşlerim. Bunlardan birisi Allah'a iman, ikincisi namaz kılmak, üçüncüsü de zekat vermektir. Fakat Yahudiler ve Hristiyanlar ayeti kerimedeki ifadeyle İbrahim Aleyhisselam'a uymadıklarından dolayı bunlar Allah'ın bu üç emrini uzak tuttular, onları kabul etmediler ve yerine getirmediler ve işte onlar bundan dolayı da samimiyetten, İhlastan uzak kaldılar. Aziz kardeşlerim, şu özelliği bilmemiz lazım ki biz yaşantımızda ne yaparsak yapalım, Allah-u Teala bizim kalbimizde olan her şeyin sahibidir ve her şeyi bilendir. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle قُلْ اِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ فَيَعْلَمُ اللّٰهُ buyuruyor ya,
De ki gönlünüzdeki duyguları saklasanız da açıklasanız da Allah hepsini bilir ifadesindeki Cenab-ı Hakk'ın bize buyurmuş olduğu emir gereği kalbimizde olanlar ister açığa vuralım ister saklayalım hiç fark etmez. Cenab-ı Hak kalplerdeki olanları da bildiğinden dolayı biz yaşantımızda yapmış olduğumuz her türlü hal ve hareketlerimizde Allah'ın rızasını kazanmak uğrunda emek sarf etmemiz lazım. Bakın şimdi Cenab-ı Hakk'ın bu emrine binaen yapmış olduğumuz işlerdeki niyetlerimiz, ihlasımız, samimiyetimiz üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin de hadisi şerifinde buyurmuş olduğu şu ifadeyi, şu hadisi şerifi biz hayatımıza örnek alalım. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِهِ مَانَوَا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَاتٍ يَنْكُهُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem yapılan işler niyetlere göre değerlendirilir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmekse eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kimin de elde edeceği bir dünyalığı veya evleneceği bir kadına kavuşmak ise, onun için yola çıkmış ise onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlendirilir. O zaman muhterem kardeşlerim, biz yapmış olduğumuz işlerimizde her şeyimizde niyetimizi ön planda tutmamız lazım. Bu niyet kişinin kalbindeki yapmış olduğu niyete göre değerlendirilir. Şunu diyemezsiniz bakın. Ben şunu yapıyorum ama benim kalbim temiz diye bir tabir kullanamayız. Niye? Çünkü insanın kalbinde ne varsa dışarıya o yansır. Biz yaşantımızda Allah'ın rızası doğrultusunda bir yaşantı içerisinde olursak eğer hal ve hareketlerimiz kalbimizdeki geçeni belli eder. Bundan dolayı kardeşlerim şunu iyi bilmemiz lazım ki niyet bir işi Allah'ın rızasını kazanmak için yapmayı kalpten geçirmektir. Allah'ın rızasını kazanmak için niyet kalpten geçirmektir. O zaman bu niyette üç şekilde olur. Bir, kalbimize yaptığımız işler niyet ve düşüncelerimiz bir. İkincisi dilimizle yaptığımız konuşmalarımız ve üçüncüsü de organlarımız ile yapmış olduğumuz fiil ve davranışlarımız olmak üzere bu üç ana başlık altında biz yapmış olduğumuz bütün hal ve hareketlerimiz ile niyetimizi ortaya koymuş oluruz. Biz bu şekilde bir niyetimizi ortaya koymak için emek sarf ettiğimiz zaman kalbimizdeki olan dışarıya aksetmiş olur. Peki Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifindeki beyan etmiş olduğu özelliklerden dolayı bizim öğrenmemiz gereken nedir? Bir, yapılan işlerden sevap kazanabilmek için o işleri iyi niyetle başlamamız gerekir. Bir. İkincisi, niyetin kalben yapılması önemli olduğu için bunun yeri dil ile söylemesek bile niyetin yeri kalptir. Üçüncüsü, Allah'ın rızası gözetilmeden yapılan işlerden sevabın kazanılmayacağı, hangi işi yaparsanız yapın, şu insanlık için ne kadar iyi işler yaparsanız yapın, neticede denilecek tek bir şey vardır, iyi bir insandı denir. Fakat o işin, o güzelliğin Allah katında değer bulması için de Allah'ın rızasını kazanmak gerekir, o niyetle olmak gerekir. Ve dördüncüsü de insan görüldüğü gibi olmalı, dünyevi bir çıkar için dinini kullanmamalı, ihlas ve samimiyet ile Allah rızası için niyeti devam ettirmelidir. Bakın değerli kardeşlerim, toplum içerisinde de çok meşhur olan bir olayla ben dersimi bitireyim. Hani yine Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadisi şerifindeki ifadesiyle üç arkadaş beraber yolculuğa çıktıkları zaman o arkadaşlar akşam olup da istirahat olacağı zaman bir mağara bulurlar ve o mağarada gecelemek, istirahat etmek için mağaraya girerler. Mağarada oldukları esnada dağdan kopan bir kaya parçası gelir ve mağaranın önündeki
girişi kapatır. Bunlar mağaranın içerisinde ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, hiçbir şekilde bunlar çıkış yolu bulamazlar. En son netice olarak kendi aralarında şöyle derler: gelin, herkes kendisi Allah için ne yapmışsa onu niyet ederek Allah'tan yardım isteyelim. Birincisi başlar. Der ki, benim yaşlı annem ve babam var idi. Ben kendim çobanlık yapardım, sürülerim var idi, onları beslerdim. Annem ve babamın ihtiyacını gidermeden çoluk çocuğumun ihtiyacını gidermezdim. Bir gün koyunlarıma yem almak için köyden dışarı çıktığım için geri döndüğüm zaman vakit geçmişti ve geldiğim zaman annem ve babam uyumuşlardı. Onların uyanıp da sütlerini içmesi için bekledim. Evlatlarıma hiçbir şey içirmedim, vermedim. Ve sabaha doğru annem ve babam uyandılar, onlara sütlerini içirdim. Ya Rabbi, eğer bu yapmış olduğum şey senin rızan için ise ne olur bize bu kapıdan bir çıkış yolu göster. Dedikten sonra mağaranın önündeki taş bir miktar yukarı kalkar. Fakat çıkış için müsait değildir. İkinci kişi bu sefer o da der ki, ya Rabbi, benim bir amcamın kızı vardı ve ben onu çok seviyordum. Ona sahip olmak için de her türlü yola başvurdum. Her şeyi istedim. Olmadı, bir türlü elde edemedim. Fakat bir gün kıtlık zamanı zor günlerinde amcamın kızı ihtiyacından dolayı bana geldi ve ben 120 altın karşılığında onunla beraber olmayı kabul ettirdim. Tam beraber olacağımız esnada bana dedi ki, Allah'tan kork, dinin uygun görmediği bir yolla beni elde etme. Bunu söyleyince, ya Rabbi, ben senin rızan için ona vermiş olduğum 120 altını da almadan ondan uzaklaştım. Allah'ım, eğer ben bunu senin rızan için yaptıysam ne olur bize buradan bir çıkış yolu göster. Taş biraz daha yüksekle kalkar ve neticede yine çıkışları müsait değildir. Üçüncü kişiye sıra geldiği zaman üçüncü kişi de şu şekilde bir niyeti vardır. O da der ki, Allah'ım, ben bir tüccar idim ve benim emrimde sorumluluğumda olan bir sürü işçilerim var idi. Bir gün bütün işçilerimin ücretini ödeyerek onları gönderdiğim zaman bir işçim ücretini almadan çekip gitti. Ben de onun bende hakkı kalmasın diye hak etmiş olduğu ücretini ayırarak onun namına, onun adına çalıştırmaya başladım. Ve bir zaman sonra onun o bırakmış olduğu para bir sürü develerin, koyunların ve kölelerin olmuş olduğu bir seviyeye geldi. Zaman sonra bu işçi çıkıp geldi ve bana aynen şöyle dedi: Allah'tan kork ve benim hakkımı ver. Bana ödememiş olduğun o paramı, o ücretimi ver diye söyleyince ben de ona dedim ki, şu görmüş olduğun develer ve koyunlar, yanlarında bulunan kölelerin hepsi senindir. O bana dönüp dedi ki, Allah'tan kork ve benim ile alay etme. Ben senden almamış olduğum hakkımı istiyorum. Ben de ona dedim ki, onlar develer, koyunlar ve köleler senin almamış olduğun ücretin karşılığı olarak bugüne kadar çalıştırmayla elde edilen bir sermayedir. Onların hepsi senindir. Ve neticede geriye hiçbir şeyi bırakmadan göstermiş olduğum bütün sermayenin hepsini alıp gitti. Ya Rabbi, eğer ben bunları senin rızan için yaptıysam ne olur Allah'ım buradan bize bir çıkış yolu ver. Ve bunu da söyleyince mağaranın önünde bulunan taş bir miktar daha kalkar ve içeride bulunan üç arkadaş bu şekilde kendilerine bir çıkış yolu bularak çekip giderler. Değerli kardeşlerim, şunu söylemek istiyorum. Yapmış olduğunuz her işinizde, her niyetinizde Allah'ın rızasını kazanmak için emek sarf edin. Dünya hayatı nasıl olsa bir şekilde gelip geçer.
Cenab-ı Hakk'ın bize nasip etmiş olduğu bu sayılı günler elbette bir gün bitecek. Ancak bu günlerden sonra asıl yaşayacağımız bir hayatımız, ebedi alemimiz var. O gün için, o hayat için hazırlıklı olmamız lazım. Ondan dolayı da yapmış olduğumuz her işimizde Allah'ın rızasını kazanmak için o niyetli olarak o şekilde emek sarf etmemiz lazım. Rabbim cümlemizin rızası doğrultusunda yaşayanlardan olmayı nasip eylesin. İbadet ve taatlerimizi dergah-ı izzetinde noksansız olarak kabul eylesin. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Bütün yapmış olduğumuz işlerimize ahirette sevabını kat be kat önümüze getirsin. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eylesin. Memleketimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha.